Herkese merhaba, ben Satı Melekseli'nden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarif ile geldim. Baklava yapamıyorsanız, açamıyorsanız gerçekten bu tatlıyı bayram için öneririm. Şerbetin o kadar güzel çekiyor ki böyle yemesi de muhteşem oluyor. Kesinlikle hiçbir sorun da çıkartmıyor. Detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. İlk önce şerbetini hazırlıyorum. Çünkü şerbetini soğuk bir şekilde kullanmamız gerekiyor. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı da su ekledim. Çeyrek de limon ekliyorum. Ocağımı almadan önce şeker kendini bırakana kadar birazcık karıştırıyorum. Sonrasında da ocağımı alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 15 dakika kaynattıktan sonra ocağımızı kapatalım ve soğutalım. Sıra geldi hamurunu yapmaya. 150 gram kadar tereyağı kullanıyorum. Oda sısında yumuşamış olması gerekiyor. Daha sonrasında da 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı da pudra şeker ekleyelim. 1 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler isteğe bağlı üzüm de kullanabilirsiniz. Bir tane de yumurta ekledim. Kuru malzemeleri eklemeden önce bu malzemelerimizi bir güzel karıştıralım. Bütün malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı da irmik ekliyorum. 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Malzemeleri ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Sonrasında da kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum ve yumuşak bir hamur yoğurmam gerekiyor. Ben yanıma tam 4 su bardağı un almıştım ama sadece 3,5 su bardağını kullandım. Bugünlerde burada un bulmak bayağı bir zor. O yüzden de nereden bulursam oradan alıyorum. Un markasından farklılık gösterebiliyor. O yüzden kontrollü olmak amaçlı 4 su bardağı yanıma aldım. Yavaş yavaş ekleyelim ve kontrollü bir şekilde yumuşak bir hamur yoğuralım. Bütün yapmış olduğunuz hamur işlerinde mutlaka unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü unun kalitesi gerçekten çok fark ediyor. Bir de tarifte yumurta kullanmışsanız, yoğurt kullanmışsanız bu da miktarını değiştirebiliyor. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, yoğurdun sulu olması, katı olması kesinlikle un miktarını değiştiriyor. O yüzden de söylemiş olduğum gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hamurumuz oldukça yumuşak olmalı. Böyle yuvarladığımız zaman da pürüzsüz bir hal almalı. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Hamurumuz bitene kadar ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım. Sıra geldi dışının kaplamasını yapmaya. Bir kaseme birazcık süt ekledim. Dışını süslemek için de Hindistan cevizi, irmik ve haşhaş ekledim. Ben bugün bir tepside 3 çeşit göstermek istedim. Sizlerin damak tadına hangisi uygunsa onu yapabilirsiniz. Üçü de gerçekten muhteşem oluyor. Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim. Sonrasında da hamurlarımı ilk önce süte buluyorum. Sonrasında da ister Hindistan cevizini, ister haşhaşa, isterseniz de irmiye buluyarak tepsimizi aralıklarla dizelim. En çok hangisini seviyorum diye sorarsanız gerçekten karar veremiyorum. Hepsi de ayrı ayrı güzel oluyor. Bayram için hangi tatlıyı yapayım diye böyle düşünüyorsanız gerçekten hiç tereddüt etmeden bu tatlıyı güvenle deneyebilirsiniz. Şerbetini çekmede asla sorun yaşamıyorsunuz. Lezzet olarak da garantisini veriyorum. Güvenle deneyin. Bu vermiş olduğum ölçülerle tam bir fırın tepsisi çıkıyor. Hamurlarımın tamamı bitene kadar sırasıyla böyle ilk önce sütte buladım. Sonrasında da malzemeyi buladıktan sonra aralıklarla tepsime dizdim. Bu kısımda sizleri çok fazla sıkmamak adına birazcık atlatarak gösteriyorum. Tamamının dışını buladıktan sonra da ister parmağınızla isterseniz de evinizde hangi aparatınız varsa kolay yapabileceğiniz bu şekilde ortalarına bir delik açalım. Çok fazla da bastırmayın. Bu kısımlarını piştikten sonra çikolata koyacağız ve bademle süsleyeceğiz. Gerçekten hem görüntü olarak hem de lezzet olarak muhteşem oluyor. Önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar olarak fırınıma veriyorum. Yaklaşık 25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Fırından çıkartı çıkartmaz soğuk şerbetiyle buluşturmamız gerekiyor. O yüzden de altındaki yağlı kağıdını çıkartıyorum ve tekrardan diziyorum.
Tatlımız sıcak olmalı, şerbetimiz de soğuk olmalı. Hemen şerbetini döküyorum. Gram kadar da bitter çikolata erittim. Daha sonrasında da bu ortalarını çukur hale getirmiştik. Birer çay kaşığı kadar da çikolatadan ekliyorum. Çikolata kısmı birazcık böyle görsellik vermesi açısından isteğe bağlı çikolata kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer evinizde fındığınız, fıstığınız ya da bademiniz varsa tam orta kısmına batırdıktan sonra da fırınlayabilirsiniz. Son olarak da üzerlerine birer tane badem ekliyorum. Bütün işlemlerini yaptıktan sonra da şerbetini çekmesi için 1-2 saat dinlendirmeniz yeterli geliyor. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Şerbetini çekmesinde asla sorun yaşamıyorsunuz. Sizlere zaten net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Görsel lezzetin garantisidir. Buna her zaman inanırım. Görmüş olduğunuz gibi rengiyle, kıvamıyla, lezzetiyle gerçekten dört dörtlük bir tatlı oluyor. Güvenle deneyim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.